Bismillahirrahmanirrahim. Kavaidül İrab derslerimize devam ediyoruz. El meseletü salisetü, üçüncü mesele. Birinci babın üçüncü meselesi. Ne hakkındadır? Fi beyanil cümeli, cümlelerin beyanı hakkındadır. Cümletün, cümelün. Cümel, cemi, mükesser, cümleler manasında. Gayri akıllı olduğundan elleti müfret mühennes gelmiş. Elleti öyle cümleler ki la mahalle, mahal yoktur leha o cümleler için. Neden mahal yoktur? Minel i'rabi, i'raptan mahal yoktur. Yani o cümle için işte mahallen merfu, mahallen mensup, meczum, mecrur gibi bir tabir kullanılmaz. İ'raptan mahal yok demek bu demektir. Mahallen mensup olup İşte mef'uldür, mahallen mensup olup kânenin haberidir, bu şekilde bir şey söylenmez. Ve hiye o cümleler de nedir? Eyzan aynı şekilde seb'ün yedidir. Yani yedi kısma ayrılmıştır. İhdâhâ o yediden birincisi nedir? El-mübtede'u, mübtedadır. Buradaki mübteda, mübteda haber terkibindeki mübteda değil yani. Başlangıç cümlesi. Cümleyi iptidaiye denilmektedir ona. Başlangıç cümlesi. Mübteda haber manasında değil. Bunu ifade etmek için ve tüsemma isimlendirilir o ne diye? El müstenefete eyzan. Aynı şekilde müstenefe yani başlangıç cümlesi diye de isimlendirilir. Sadece mübteda etu deseydi mübteda haber anlamındaki mübteda olarak anlaşılma ihtimali vardı. Bu yüzden bir de müstenefete tabiri kullanıldı. Müstenefe cümle başında da olabilir, cümle ortasında da olabilir, cümlenin sonunda da olabilir. Önemli olan ma kavline irab yönünden bağlı olmamasıdır. Yani ma kavlinin muzafın ileyhi, matufu, sıfatı, atıfı ve benzeri şeyler olmayacak. Makabli ile irab yönünden bir ilgisi olmayacak. Nahu ne gibi? Bismillahirrahmanirrahim. İnna muhakkak ki biz a'tayna, biz verdik. Ke sana neyi verdik? El kevsara, kevseri verdik. Buradaki inna a'tayna kel kevser cümlesi nedir? Bir başlangıç cümlesidir. Çünkü sure bu ayet ile başlamaktadır. Daha evvelinde, daha sağında herhangi bir kelime, bir cümle, bir ayet söz konusu değildir. Dolayısıyla bu örnek, yani bu ayet neye örnektir? Cümleyi müstenefenin başlangıçta gelmesine örnektir. Cümleyi müstenefe ortada da olabilirdi. Ve nahvu. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel izzete, muhakkak ki izzet lillahi, Allah-u Teala mahsustur, aittir. Cemiyen, toptan. Yani izzetin tamamı Allah'a aittir. Bu cümle neden sonra geliyor? Ba'de ve la yehzunke gavluhum, onların sözü seni hüzünlendirmesin, seni üzmesin. İşte bu cümleden sonra innel izzete lillahi cemi'a gelmektedir. Buna göre innel izzete lillahi cemi'anın sağ tarafında makabinde ne var? Ve la yahzunke gabluhum var. Yani innel izzete lillahi cemi'a ile ayet, satır başlamamakta, bu ortada yer almakta. Buna rağmen yine de nedir? Cümleyi müstenefedir. Çünkü sağ tarafıyla yani ve la yahzunke gavluhum ile bir alakası yoktur. Burada böyle yazılmışsa bakmayın. İnnel izzete lillahi cemi'a cümlesi neden sonra gelir? Ba'de ve la yahzunke gavluhum. Ve la yahzunke gavluhum'den sonra gelir diyor. Yani ayete baktığımızda ayetin akışı bu şekildedir. Yunus suresi 65. ayet. Tam olarak bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Yunus suresi 65. ayettir. Ve la yahzunke seni üzmesin gavluhum onların yani inkarcıların sözleri innel izzete çünkü izzet güç lillahi Allah'ındır cemiyen bütünüyle. Ayet bu şekilde geçmekte ama kitap ne yapmış? İnnel izzete lillahi cemi'a ba'de ve la yahzunke gavluhum şeklinde vermiştir.
İşte burada ve la yahzunke kavlühümden sonra gelen innel izzeti lillahi cemi'a ne diyelim, bağımsız, ayrı bir cümledir, yeni bir cümledir, bir başlangıç cümlesidir. İnnel izzeti lillahi cemi'a farklı bir cümle, ve la yahzunke kavlühüm farklı bir cümle. Aralarında bir bağ söz konusu değildir. Veleyset olmadı, ne olmadı, hiye o olmadı. Hangi o, ondan kasıt ne? İnnel izzete lillahi cemi'a cümlesi değildir yani. Ne değildir? Mahkiyeten hikaye edilmiş değildir. Bil kavli, kavil ile. Yani ve la yahzunke, seni üzmesin kavluhum, onların sözü. Hangi sözü? İnnel izzete, muhakkak ki güç, lillahi cemi'a, toptan olduğu gibi Allah'a aittir şeklinde değildir. Yani ve la yahzunke kavluhum, onların sözleri diyor. Onların hangi sözleri? Ne sözleri? İnnel izzete lillahi cemi'a sözleri değil. Bunu dememişler. Niye dememişler? Li fesadil mana. Mana bozulduğu için. Yani o şekilde algılanamaz diyor. Çünkü algılanırsa ne olur? Mana bozulur. Nasıl bozulur? Hemen bunu açalım. Tekrar yukarı çıkalım. Ayeti görerek işleyelim. Ve la yahzunke, seni üzmesin kavluhum, onların sözleri. Ne sözleri? İnnel izzete lillahi cemi'a. İşte güç, izzet olduğu gibi Allah'a aittir. Sözleri seni üzmesin ey Resul diye algılanabilir mi? Algılanamaz. Çünkü kafirlerin, müşriklerin innel izzete lillahi cemi'a demesi mümkün değildir. Demiş olsaydı da Peygamberin bundan hüzünlenmesi mümkün değildir. Çünkü peygamber zaten dini anlatmaya gelmiş. Yeter ki insanlar dine girsin diye çabalamakta, gayret sarf etmektedir. Dolayısıyla kafirler böyle bir cümle kursa peygamberin hoşuna gider. Sonunda İslam'a girdiler, Allah'ı kabul ettiler diye peygamberimiz sevinirdi bile. Dolayısıyla ve la yahzunke, seni üzmesin kavlühüm, onların sözleri. Hangi sözleri? İnne izzete lillahi cemi'a sözleri mi? Değil. Peki hangi sözleri? O burada yer almıyor. Ama inne izzete lillahi cemi'a olmadığı belli. Çünkü bu şekilde olsa mana li fesadil mana, mana bozulur. Neden bozuluyordu? Kafirlerin böyle bir cümle kurması yani mümkün değil. Kurmuş olsaydı bile, yani kurmuş olsalar ne olur? Peygamber zaten bundan hüzün duymazdı. Dolayısıyla manada bir çelişki doğardı ki öyle bir şey mümkün değil. Bu yüzden veleset mahkiyeten bil gavli, yani kafirlerin sözü innen izzete lillahi cemi'e değildir. Nereden anladık? Li fesadir mana bozulduğu için. Ve nahvu ve diğer bir örnek. La yessemme'une, dinleyemezler. Onlar dinleyemezler. Neden sonraki la yessemme'une bu? Ba'de ve hifzan min kulli şeytanin marid cümlesinden sonraki la yessemme'une de nedir? Müstenefe cümlesidir. Az önce gelen inna izzete lillahi cemi'a da bir müstenefe cümlesiydi. İnna a'taynakel kevser bir müstenefe cümlesiydi. Şimdi görmekte olduğumuz la yessemme'une bir müstenefe cümlesi. Neden sonra gelen la yessemme'une ve hifzan min kulli şeytanin marid ayetinde, bu cümleden sonra gelen. La yessemma'un, onlar dinleyemezler. Çünkü hifzan, koruduk, min külli şeytanin, her şeytandan, öyle şeytan ki maridin, marit, isyankar, itaatsiz şeytandan göğü koruduk. Ayete daha geniş olarak bakalım. Ve hifzan, onu koruduk, min külli şeytanin, her şeytandan, öyle şeytan ki maridin, itaatten çıkan. Yani daha geniş olarak manaya bakarsak arkadaşlar ne görmekteyiz? Muhakkak ki biz yakın göğü zinet ile, yıldızlar ile bezedik ve hem isyankar şeytandan muhafaza ettik. Yani gök muhafaza edilmiştir. Peki neden? La yessemme'une, onlar dinleyemezler. İlel meleil e'la, yüce topluluğu, ileri gelen melekleri dinleyemezler. İşte buradaki la yessemme'une neden sonra gelmekte? La yessemme'une ve hifzan min kulli şeytan maritten sonra gelmektedir. Çünkü 8. ayettir la yessemme'une. Ve bu bir nedir? Müstenefe cümlesidir. Veleyset
olmadığı değildir. Ne? Hiye o la yessemmeûne cümlesi değildir. Sıfaten sıfat değildir. Lin nekirati nekire için. Nekre için bir sıfat değildir. Hangi nekre? İşte maridi. Yani isyankar şeytan. Öyle isyankar şeytan ki la yessemmeûne dinleyemiyorlar. Şeklinde algılanamaz. Ve la halen minha ondan bir hal de değildir. Mukaddaraten li vasfiha. Yani gizli bir halde değildir de niye değildir? Lefesadil mana bozulduğu için yine mana bozulmuş olur. Çünkü ve hiflan min külli şeytanin marid her isyankar şeytandan biz o yakın göğü koruduk denildikten sonra nasıl şeytan la esmaun sıfat yapsak çünkü marid nekre öyle şeytan öyle isyankar şeytan ki la esmaun dinleyemiyor. Zaten dinleyemiyorsa niye korunsun ki değil mi? Dolayısıyla la yessemmeûne şeytan olsun, marit olsun onun sıfatı olmamaktadır. Ayrı bir cümledir. Normalde la yessemmeûne'nin nekre olması gerekirdi. Pardon, sıfat olması gerekirdi. Çünkü nekreden sonra gelen cümle sıfat olarak bilinir. El-gâidetü saniyetü, ikinci kaide. Şu an nereye geçtik? El-gâidü selâsûn adlı bir kitaptan nekre sıfat konusunu biraz açmak istedik. Birazdan kavadri raba devam edeceğiz. El cümelü ve zurufu cümle ve zarflar meta vakaat her ne zaman ki vaki olursa ba'den nekirati nekrelerden sonra kânet sıfatin o cümlede zarfta sıfat olur. Merartu bir racülün merartu ben uğradım bir racülün bir adama. Racül nekre burada. Ardından cümle geliyor. Gâme fiil ebuhu onun faili olmakta. Bir racülün bir adama uğradım. Öyle adam ki kame buhu onun babası ayaktadır. Yani babası ayakta olan adama uğradım. Kame buhu burada racül kelimesinin sıfatı. Niye? Çünkü racül nekre ardından bir cümle gelmiş. Nekreden sonra gelen cümleler sıfattır yani. Bunu demek istiyoruz. El cümeli ve zurufu meta vakat ba'den nekerati kâne sıfatı. Cümleler de zarflar da nekreden sonra geldiklerinde sıfat olurlar. Buna rağmen burada la yesemmeune şeytan kelimesinin de marit kelimesinin de sıfatı olamamaktadır. Niye? Lifesadil mana bozulduğu için. Mana hangi yönden bozuluyor? Zaten dinleyemeyen bir varlıktan gök neden korunsun şeklinde algılanmaktadır. Ardından gelen metogulü devam eden yer esasen pek çok ibarede yer almamaktadır. Şu an önümüzdeki kitapta da bu ibareler yer almadığından biz de okumuyoruz. Ve direkt ibarenin devam ettiği yere geliyoruz. O da nedir? Ve min mislihima diye yazılmış. Bunun da doğrusu ve min musuliha. Min musu liha musu liha hima değil ve min musuliha ve onun misallerinden biri de nedir yani müstenefeden bahsediyoruz tabii ki müstenefenin misallerinden bir tanesi de nedir gavlu şair yani bu bir şairin sözüdür burada o yazılmamış gavlu şairi şairin sözüdür sen mazaret zail olmadı. Yani devam etti. El gatla ölüler temucu fışkırtıyorlar dimauha kanlarını fışkırtmaktan zahid olmadılar. Devam ediyorlar. Bir diclete diclede hatta ta ki ma'u diclete diclenin suyu eşkelu kızardı, kırmızılaştı. O kadar kan akmış yani diclenin suyu artık kırmızı olmaya başladı. Buradaki Dicle bildiğimiz Dicle. Yani Türkiye'deki Dicle. Peki burada ne var? Temazalet katla diye devam eden hatta'dan önceki cümle farklı bir cümle. Hatta ma'u Diclete eşkel farklı bir cümle. Hatta ile birlikte gelen diğer cümle cümleyi müstenefe olarak bilinmektedir. Başındaki hatta'yı iptidaiye İptidaiye yani yeni bir cümle başlıyor. Onu ifade etmek için gelmişti. Buradaki hatta harfi cer değildir. Harfi cer olsaydı ma i diye yazılırdı. İşte buradaki hatta ma'u diclete cümlesi manaca sağ tarafındaki cümleye bağlı
olmakla birlikte irab yönünden bağlı değildir. Bu yüzden cümleyi müstenefe olarak bilinmektedir. Ve aynı Zeccacı ve İbni Dürüsteveyhi, işte bu iki dilci alim ne demişler? Ennel cümlete, muhakkak cümle, ama neden sonraki cümle? Ba'de hatta, hatta'dan sonraki cümle nedir? El iptidaiyeti, yani hatta'yı iptidaiyeden sonraki cümle fi mevzi'i cerrin, cer konumundadır. Bu hatta iptidaiye, yani hatta'yı iptidaiye olsa da kendisinden sonraki cümle cer konumundadır. Cer olması beklenilir demektedir. Ve halefe huma, ve halefe muhalefet etti huma o ikisine, yani Zeccac ile Dürüsteveyh adlı dil bilgini olan bu iki alime muhalefet etti. El cumhur, cumhur. Cumhur alimlerin çoğunluğu demektir. Yani onların bu görüşlerine karşı çıktılar, doğru bulmadılar. Lienne, çünkü hurufel cerri, harfi cerler, la tuallak anil ameli, amelden talik edilmezler. La tuallegu anil ameli, amelden talik edilmezler, yani ameller iptal edilmez. Ve vücubi kesri inne, innenin kesreli olması, yani elif nun maddesinin, elif nun maddesi derler buna, buradaki elif inne şeklinde okunmasından bahsedilmekte. Enne değil de inne şeklinde. İşte elif nun maddesinin kesrelenmesi vacip olduğu için. Nerede? Fi nahvi, şuna benzer yerlerde. Meriza zeydun, meriza hastalandı. Kim? Zeydun, zeyd. Hatta innehum, hatta onlar bile, la yercunehu, onu ummuyorlar. Buradaki hatta amel etse ennehum demek gerekirdi. Hatta amel etseydi. Amel etmediği için innehum diye okunmuştur. Ve izâ dehalte, pardon, ve izâ dehale, dahil olduğu zaman el carru, harfi cer ne üzerine? Alâ inne, elifnu maddesi üzerine dahil olunca futihat, fethalanır hemzetuha, onun hemzesi. Yani burada anlatılan şey, hatta'yı burada harf-i cer saymış olsaydık ennehum diye okuyacaktık. İnnehum değil. Çünkü kural izâ dehalel car alâ elifnun maddesi üzerine harf-i cer dahil olduğu zaman futihat hemzetuha, inne değil enne okunur. Elif fethalanır. Nahu ne gibi? Bismillahirrahmanirrahim. Zâlike bi ennallâhe. Bi ennallâhe, innallâhe değil. Niye? Harf-i cer var çünkü. Evet, bu da bir ayet. Bakalım ayet nereye aitmiş? Lokman suresi 30. ayet. Neredeydik? Evet, böylece videomuz bitti. Önümüzdeki derste buradan devam ederiz.